Kapatılan köy okullarının önemli bir bölümü aynı zamanda en yoksul köylerdi. Alada bu tablonun en somut örneğiydi. Yoksul köylerdeki tüm okullar kapatılmıştı. Köylere en yakın ilçelerde kamu yurdu da yoktu ve kapatılmıştı. Çocuklar ya okuldan ya da eğitimden vazgeçerek ya da tarikat yurdlarına mecbur bırakılacaktı. Mecbur kaldılar. Çünkü eğitim gelecek yaşantılarını değiştirmek için tek fırsattı. Kamusal, parasız, layık eğitim yalnızca çocukların eğitim haklarının değil, yaşam haklarının da güvencesiydi. Parasız, layık, eşit, kamusal, erişilebilir eğitimi kaybetmiştik. Ve Aladağlı da kaybetmiştik. Şimdi köy çocuklarına tek adres olarak yurtları, pansiyonları gösteriyorlar. Aladağ'da yaşadığımız gibi çok sayıda yerde kamu yurdu yok. Çocuklar yine tarikatlara mecbur bırakılacak. Ayrıca ÇEDES projesinde olduğu gibi eğitimci niteliğini taşımayan manevi danışman adı altında ilahiyat, imam hatip mezunları yurtlarda istihdam ediliyor, yurtlardaki çocuklar için bir kuşatma aracı haline getiriliyor. Açıklanan kararla okullara ulaşım sorunu çocuklar için güvenlik sorununa da dönmüş durumda. Çocuklarımız bazen araçta üst üste, bazen bir traktör kasasında ya da yürüyerek, otostop çekerek birçok riskle baş başa kalıyorlar. Yerellerde karar alıcılarla yaptığımız görüşmelerde görüyoruz ki son yönetmelikle 2 ile 30 kilometre denilerek taşıma eğitiminin sınırlandırılması ile atılan adım ile önümüzdeki dönemde tamamen taşımalı eğitim kaldırılması amaçlanıyor. Eğer şimdi taşımalı eğitim okulda ücretsiz ulaşım hakkını kazanmasak önümüzdeki yıllarda ülkenin her yerinde ilkokuldan itibaren taşımalı eğitimin tamamen kaldırılması hedefleniyor. Taşımalı eğitimin az sayıda devam ettiği yerlerde ise belirlenen ücretin düşüklüğü ve son gelen zamlarla ulaşımın pahalı kalemlerden olması nedeniyle kimse servis ihalelerine de girmiyor. Ancak taşımalı eğitim yönetmeliğinde öğrencilerin ikamet ettiği yerlerde gidebileceği eğitim kurumu bulunmadığında, ihaleler zamanında yapılmadığında, ihalelere katılım sağlanmadığında ve bunun gibi nedenlerle taşıma faaliyetlerinin gerçekleştirilmemesi durumunda mülki idare amiri çocukların ücretsiz taşıma hakkını sağlamaktan sorumludur. Bu sorumluluğun da gereği yerine getirilmelidir. Ülkenin her yerinde yüz binlerce çocuğun ilkokuldan itibaren taşımalı eğitimde okula ulaşım hakkı ellerinden alınmış durumdadır. Çocuklarımızın eğitim hakkından tasarruf edilemez. Bir an önce 1 Ağustos'ta açıklanan taşımalı eğitim yönetmeliğindeki değişiklikler geri çekilmelidir. Taşımalı eğitimde okullara ulaşan tüm çocukların okullara ulaşımı ücretsiz karşılanmalıdır. Okula ulaşan her çocuğun en temel kamusal hakkıdır. Milli Eğitim Bakanlığı ve Valilik, Kaymakamlık, tüm karar alıcılar tüm çocukların kamusal eğitim hakkından okula erişiminden sorumludur. Öğrenci Veli Derneği.